Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekranları başındaki izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Ben Tamer Karadağlı. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'in konuk sunucusuyum. Kenan abi bu programla o kadar özdeşleşti ki onun yerine sunuyor olmak biraz tuhaf geliyor. Bir an önce iyileşip aramıza dönmesini temenni ediyorum. Ve hemen ilk yarışmacımızı çağırıyorum. Hasan Can Coşkun. İsmail Hasan Can Coşkun. Evet efendim, doğrudur. Hangisini daha çok kullanıyorsunuz? Can'ı kullanıyorum ama benim için fark etmez. Siz istediğinizle hitap edebilirsiniz. O zaman Can Bey diyeyim ben. Teşekkür ederim. Siz biraz tanıyabilir miyiz? Tabii tanıyabilirsiniz. Ben Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Klasik İtar Bölümü lisans son sınıf öğrencisiyim. Ne güzel. Evet. Benim kızım da piyano bölümünde Bilkent Üniversitesi'nin. Çok iyiymiş. Bunun dışında yarışmaya eşimle. Eşiniz burada mı? Burada. Halam ve halamın eşiyle. Eniştemle geldim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarışmaya Ankara'dan katılıyoruz. Ne güzel, benim memleketim. Ben de Ankara'da büyüdüm. Ne güzel. Biz Can'ın bilgi birikimine güveniyoruz. Yaşının çok çok üstünde bir bilgi birikimine sahip. Ama burada ilk turda elenen arkadaşlar da gördük. Ben onların da heyecanlarına yenildiklerini düşünüyorum. Can'a başarılar diliyoruz. Umutluyuz. Hadi bakalım. Evet Can, yarışmanın kurallarını biliyorsun. Biliyorum. Tekrarlamama evet. Gerek var mı? Hayır, gerek yok. O zaman sen de hazırsan yarışmaya başlayalım. Hazırsınlar. İlk sorunu okuyorum. İyi ile kötüyü ayırmamak anlamında kullanılan sözde hangilerini karıştırmaktan bahsedilir? A. Sapla saman. B. Gülle diken. C. Çayırla çimen. D. Çalıyla çırpı. Seyirciye sormak istiyorum ben bu soruyu. Evet, seyirciye soruyoruz. Tekrar okuyorum soruyu. İyi ile kötüyü ayırmamak anlamında kullanılan sözde hangilerini karıştırmaktan bahsedilir? A. Sapla saman. B. Gülle diken. C. Çayırla çimen. D. Çalıyla çırpı. Evet, seyircilerimiz %88 oranında A. Sapla saman dedi. %10'la D. Evet, 5 saniyeniz var. A şıkkı son kararım, sapla saman. Hemen ikinci soruna geçiyorum. Halay başının elinde hangisi olur? A mum, B zil, C mendil, D bohça. C mendil son karar. Evet. Birinci barajı geçiyoruz artık. Hemen üçüncü sorunu soruyorum. Hangi sporu yapanlar önce ellerini pudralarlar? A. Kayak. B. Bilardo. C. Halter. D. Güreş. C. Halter son karar. Evet, şu anda 2000 lira kazandın. Hemen dördüncü soruna geçiyorum.
Uzun ince yapılı, sarı yeşil kabuklu yazlık kavunlar nerenin adıyla anılır? A. Yalova, B. Çanakkale, C. Tire, D. Kırkağaç. Ben burada telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkını kullanmak istiyorsun. Kimi aramak istiyorsun? Recep Emre Şişmanlar, Kıvanç Delioğlu, Eyüp Aydeniz. Recep Emre Şişmanlar. Recep Emre Şişmanlar. Ne iş yapıyor Recep Bey? Bilkent Üniversitesi'nde okuyor. Bilişim okuyor, yazılım. Recep Bey, merhaba. Tamer Karadağlı ben. Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programından arıyorum. Konuk sunucusu benim bu akşam. Ne güzel. Arkadaşınız Can Bey joker hakkını kullanıyor ve telefon jokerinde de sizi aramamı söyledi. Lütfetmiş kendisi, sağ olsun. Yarışmacımız sorsun soruyu. Uzun, ince yapılı, sarı yeşil kabuklu yazlık kavunlar nerenin adıyla anılır? Yazlık kavunlar nerenin adıyla anılır? Yalova, Çanakkale, Tire, Kırkağaç. Kardeşim, vallahi zor bir soru. 10 saniyeniz var. Şıkları söyler misin tekrar? Yalova, Çanakkale, Tire, Kırkağaç. Kardeşim, Akdeniz bölgesinde olması lazım. Genelde yani çoğun... Süremiz bitti. 40 saniyeniz sizin var. Yalova, Çanakkale, Tire, Kırkağaç. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çanakkale ve Kırkağaç. Cevap veriyorum. D, Kırkağaç son kararım. Üç joker hakkınızı da kullandınız. Sıradaki soru sesli bir soru. Dinleyelim. Dinlediğiniz sesler hangisine aittir? A. Deve kervanı. B. Yunus gösterisi. C. At yarışı. D. Boğa güreşi. A. Deve kervanı son karar. Altıncı sorumuza geçiyoruz. İzlediğiniz programda Dow Jones, Nasdaq gibi ifadelerle karşılaşıyorsanız hangisiyle ilgili bir yayın izliyorsunuzdur? A. Havacılık, B. Borsa, C. Araba yarışları, D. Sivil toplum örgütleri. Cevap veriyorum. B. Borsa son karar. Yedinci soruya geldik. Yedinci soru biliyorsunuz ikinci baraj. Ve hemen sorunuzu okuyorum. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı ve Keşanlı Ali Destanı oyunlarının yazarı kimdir? A. Oğuz Atay, B. Orhan Asena, C. Haldun Taner, D. Aziz Nesin. Cevap veriyorum. C. Haldun Taner, son karar. Evet. Yedinci soruyu da bildiniz. İkinci barajdı bu. Ve çift jokera hakkı eklenmiş oldu. Hazır mısınız?
Hazırım. İşte sorunuz. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da hangi hayvanın yavrularından ikisi yeşil renkte doğmuştur? A. Köpek. B. Boğa. C. Tavşan. D. At. Boğa ya da at olduğunu düşünmüyorum. Zira bunlar diğerlerine göre boyut olarak çok büyük hayvanlar, organizmaları da daha karmaşıktır diye tahmin ediyorum. İlk tercihiniz hangi hayvandan? İlk tercihim köpek. İlk tercihiniz köpek. Evet, köpek. Yani böyle bir haber okuduğumu da hatırlıyor gibiyim. Bu tür genetik bozukluklar bu kadar büyük hayvanlarda olabilir mi? Boğada ya da atta? Yani elbette olabilir ama köpek ve tavşanda daha olası görünüyor. A şıkkı köpek. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız. Son karar. Evet. 9. soruya geldik. Gayet iyi gidiyorsunuz. Hazırsanız hemen sorunuzu soruyorum. Buyurun. Yunanca'dan dilimize geçen hangi organın adının anlamı bütünüyle ettir? A. Beyin. B. Pankreas. C. Apandis. D. Böbrek. Beyin olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani doğru bir şey olup olmadığını bilmiyorum tabii, değerlendirme ama. Et beyinli diye bir deyim vardır, bilirsiniz. Çok doğru bir yönlendirme olmuyor tabii bu anlamda ama. Hepsi et aslında. Elbette hepsi et. Yani Yunanca'dan dilimize geçtiğine göre pankreas ve apandis daha böyle bir yakın geliyor. Ben burada çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, Can Bey çift joker hakkını kullanmak istiyor. İlk tercihiniz? Pankreas. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Çift joker hakkınızı da kullandınız ama iyi ki beyin demediniz. Evet, yani ben zaten doğru bir yönlendirme olmadığını söylemiştim. Ama aklıma ilk gelen oydu. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Yaş günü paradoksuna göre rastgele seçilen 70 kişinin içerisinde iki kişinin aynı yaş gününe sahip olmasının olasılığı kaçtır? A. %5. B. %50. C. %70. D. %99.9. Yaş günü paradoksuna dair hiçbir fikrim yok. Yani yaş günü paradoksu ne olabilir diye düşünürsek, paradoks olduğuna göre bir çıkmazdan söz ediyor.
yaş günüyle ilgili nasıl bir çıkmazdan söz edebilir acaba? Yaş günüyle ilgili nasıl bir çıkmazdan? Yani benim bu konuda gerçekten hiçbir fikrim yok. Bir düşünün bakalım. Yani yaş günü paradoksunun nasıl bir şey olduğunu tahayyül etmeye çalışıyorum ancak yani yaklaştığım bile söylenemez açıkçası. Paradoksun elbette ne olduğunu biliyorum. Paradokslar çıkmazlardır. Antik Yunan'dan beri insanların zihnini meşgul ederler. Özellikle Sofistler paradokslarla çok uğraşırlardı. Hatta Gorgias ve Protagoras'ın çok ünlü bir paradoksu vardır. Buradan lise felsefe hocama selamlarımı ileteyim. Kendisi ilk paradoks kavramını bana anlatan kimsedir. Yani yaş günü paradoksu. Yani doğmuş olan bir kişinin nasıl bir paradoksa sahip olabilir ki? Yani bu 70 kişi içinde rastgele seçilen 70 kişi içinde iki kişinin aynı yaş gününe sahip olması olasılığı kaçtır? Evet. Ancak şimdi bunu eğer hesaplayacaksak bir görelilik söz konusu burada ve o görelilik yaş günü paradoksu. Şıklarımız belli. %5, %50, %70, %99.9. Evet. Araştırılmış ve bulunmuş. Evet. Ancak bu konuda bir malumatım yok. Çok az bir fikrim bile olmuş olsaydı bu soruya yanıt verecektim. Bu soruyu bilirseniz ne kadar para kazanacaksınız? 125 milyar, evet. Evet. Bilemezseniz? 15 milyar kazanacağım. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Benim bu paraya biraz ihtiyacım var. Ve 60 bin de yabana atacak değilim açıkça söylemek gerekirse. Yani eğer bir tercih söz konusuysa 60 bini tercih edeceğim. Çünkü yani yaş günü paradoksunu buna göre, yani bu göreliliği kullanarak... Bu parayla ne yapacaksınız? Bu parayla ilk önce bir İspanya'ya gideceğim. Benim bir rahatsızlığım var elimde. Focal distonia diye bir rahatsızlığım. Bunun tedavisi için kullanacağım yaklaşık 30 bin kadarını. Diğer 30 bin lirasıyla da sevdiğim ve değer verdiğim insanları mutlu etmeye çalışacağım. Elbette ki yani 125 bin 60 binin yanında yani iki katından fazla düşünüldüğünde cevaplanabilir. Ancak benim babamın bir sözü vardır. Hayatta bilmediğin hiçbir şeyi söyleme, bilmediğin hiçbir şeyi yapma. Eğer söyler ya da yaparsan senden daha iyi bilen birisi çıkar ve çok zor duruma düşersin der. Ben babamı dinleyeceğim ve yarışmadan çekileceğim. Çekilmek son kararınız mı? Evet, son karar. Can Bey 60 bin lirayla çekilmeyi tercih etti. Peki, eğer cevaplayacak olsaydınız... Hangi şıkkı düşünmüştünüz? Ben %70 derdim. %99. O zaman doğru bir karar vermişsiniz. 60 bin liralık çekinizi veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ve sizi uğurluyorum. Sağ olun.